Öncelikle hoş geldin. Rujum bozulmuş mu? Yo. Güzel. Canım modumuz daha ne kadar yüksek olsun. Ben buraya tüm hayat enerjimi veriyorum ya. Vallahi. Ben çıktığım zaman 3 gün yatıyorum biliyor musun? Yani. Tepki kolik çekimden sonra ciddiyim. Sen bir kere buraya niye Mart'ta gelmedin? Aranız bozuk galiba. Hayır değil. Bozuk abi. Hayır değil. Niye kavga ettiniz? Sen kaç yaşındasın? Bu da en son kim taktı bu? Hangi koca kafalı taktı lan bunu? Abi onu en son Hüseyin taktı. Kulaklığı takıyorsun. Takıyorum. Ve? Ters takmayayım değil mi? Abi left right'e dikkat. Evet, o önemli. Niye Burak'la çıkmadın? Aranız mı bozuk acaba? Burak'la çıkıyoruz zaten. Hayır, çıkmıyoruz. Sevgililerimiz var bizim. Hayır, olmaz. Ne? Game of Thrones. Age of Empires. Battle everywhere. Bir tek de ben izlemiyorum galiba Türkiye'de. Always. In your mind. Yazık, çok soğuk oralarda. Mother of Dragons. Arya da koskocaman kadın olmuş. İlk çıktığında izlemeye başlamıştım. Anlatıyordum insanlara, oğlum izleyin çok güzel dizi diye, kimse takmıyordu beni. Biz together. Vay canına ya. Against their common enemy. Despite their differences. Bir dakika, nereye saldı onu? Abi bir de ekranda gördüğüm her ayrı hikayeyi merak ediyorum. Hepsi ayrı öyle. Hepsi de çok güzel olmuş. O kılıç nasıl yandı? Artı 5 fire damage vardı şöyle kılıçta. Oha! Wow. Of, çok iyi ya. Tamam, heyecan başladı şu anda. Sansa da iyi attı. Burki ya, bana da bir kılıç versene şöyle, sallayayım azıcık. O kim? Snow mu? Game of Thrones yeni sezon bölümleriyle Amerika ile aynı anda Bein Connect'te. Vay canına. Gece 4'te ha. Oğlum bak. Buyurun. Kaslı gösteriyorsun abi. Hayır abi, tüylerim diken diken, görmemişsiniz. İlk olarak sen Game of Thrones'u izliyor musun? İzliyorum tabii ki. Bu nasıl bir soru ya? İzliyorum abi. Game of Thrones'u izliyorum, evet. Ben işte izledim. Sonra çok hoşuma gitti. Sonra dedim ki bunu izlemek için saklayayım yani. Hani en güzel yiyeceği en sona saklamakmışçasına. Ve o zamandan beri de izlemedim. Ama kardeşim her şeyini biliyor. Tüm kitaplarını okudu. Ya izlemiyorum. Biliyorum. Topa tutulacağım. Evet, izlemiyorum. Ya ben sinirleniyorum artık dizi izlerken. En heyecanlı yerinde bitiriyorlar. Allah bekle, Allah bekle. Heyecan yapıyorum ben. O arada huzursuz oluyorum. O yüzden de izlemiyorum. Çok pardon. Susar mısınız? Biraz daha sessiz olduğunuz ihtimaliniz var mı acaba? Peki izlediğin kadarıyla Game of Thrones'u nasıl buluyorsun? Başarılı. Bayağı başarılı yani. Dizide çok farklı hikayeler var ya hani... Aynı anda hem Sansa'nın hikayesi var. Mesela ben böyle Jon Snow'un mesela hani böyle low life bir bastardken işte şu anda bayağı efsane olması yani. Bayağı efsane oldu. Adam spoiler da vermeyelim abi. Pardon. Yani güzelin de ötesinde sürükleyici buluyorum. Özellikle en sürükleyici dizi yani izlediğim. Yani çekimleri, sinematografisi, hikayesi, her şey mükemmel bence dizinin. Hani baya baya içine alıyor ama ilk başlar çok sıkıcı mesela. Kime? İzlemeyen arkadaşlarım var benim bu arada. Hani izlettiğimde çok beğenmedikleri oluyor ama ya bir başladığımı harbiden sürükleyen bir dizi yani, çok seviyorum ben. Hikaye daha çok çekiyor. Hani ne olacak acaba? Aa, o aile böyle pislik yapmış falan filan. Orada dönen ufak tefek politikalar falan. Kimisi onuru için kapışıyor, kimisi para göz olmuş bilmem ne. Game of Thrones 17. Ben şunu çıkarabilir miyim? Tabii ki. Zorlanıyorum çünkü seni duyarken. Game of Thrones 17 Temmuz'da yeni sezonuna başladı. Türk izleyiciler için en güzel haber de yayınlanacak olan bölümlerin... Amerika ile aynı anda gece 4'te olması. Şurada yazıyorsan. Amerika ile aynı anda yani gece 4'te Türkçe altyazısıyla Digiturk Bein Connect'in web ve mobil uygulamalarında yayınlanacak. Süper, mobilde de yani. Abi bir şey diyeceğim. Amerika ile aynı anda olması o kadar önemli ki. Şeyde çünkü hani Game of Thrones'un biliyorsun hani spoiler vermek hani milletin ataspor falan olmuş yani.
Ve 9gag'de falan ya internette falan Reddit'te anında bir şey olsun, anında onun resmi ve arkasında bir komiklik. Ulan spoiler yani, anladın mı? Söyleme yani, anladın mı? Ya ben işte küçükken NBA izliyordum. Gece kalkıyordum, cips alıyordum, kola alıyordum, gizlice kalkıyordum. O gece yayınlarını izlemek benim için hep çok enteresan bir şeydi yani. Bir de tam dünyayla aynı anda yaşamak bir şeyi, hani herkesin beklediği bir şeyi tam herkesin beklediği vakitte yaşamak bence güzel olur. Sen izler misin abi gece 4'te? İzlemem. Gece 4'te yani bizim işimiz var, gücümüz var ya. 6-2 saat sonra kalkıyorum zaten. Ha işte abi, senin gibi gece 4'te izleyemeyenler için de pazartesi günleri akşam saat 10'da Digiturk 1000 Series Sci-Fi kanalında Game of Thrones bölümleri yayınlanıyor olacak. Bildiğin gibi dizinin intro müziği çok popüler hale geldi. Bizim için bu müziği biraz mırıldanabilir misin? Yeterli mi? Yeter abi. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Güzel. Ne? Ya ne? İzlemiyorum ki. Duşta falan çok rahat mırıldanacak bir şey ya. Peki senin şu ana kadarki dizide en çok aklında kalan sahne hangisi? Şöyle mesela en pislik, rahatsız olduğun falan sahne hangisidir dersen, böyle kafayı sıkıp patlatıyordu ya ruh hastası. O sahnede darma duman olmuştum yani. Bir adam vardı, adını unuttum. Oberyn. Oberyn'i öldürme sahnesi enteresandı. Tabii ki Red Wedding abi. Ya hatta o Red Wedding bölümünden sonra ben diziyi bırakmayı düşündüm. Öyle söyleyeyim. Çünkü herkes öldü ya. Hani gerçekten spoiler vermek istemem. İzleyenler vardır yani belki ama... Abi ben inanamadım. Dizinin son bölümü falan sandım çünkü herkes öldü gerçekten. Peki Game of Thrones'un bütün dünyada bu kadar popüler olmasının ve sevilmesinin nedeni ne sence? Öncelikle inanılmaz bir karakter işlenişi olması. Yani her karakterin birbirinden çok başka, çok etkileyici olması. Güç savaşlarını böyle inanılmaz insanın hani iliklerine kadar hissettirmesi. Evet. Ya inanılmaz bir kurgu ve bunu çok profesyonel bir şekilde yapmaları. Bütçesi? Yani şu ana kadar en büyük bütçeli dizi o. Yani kaç? Bir bölüm 50 milyon dolar mı öyle bir şey? Ya şöyle, bu kadar çok tutmasındaki şeylerden biri orta dünyayı konu alıyor olması ama bunu başarılı bir şekilde konu alıyor olması. Bir de farklı farklı ailelerin birbiriyle olan çatışması da çok şey kılmış. Hani bir bakıma Kingdom'ların kapışması gibi oluyor. O da ilgi çekici. Yeri geldiğinde oyuncular, hani çok güzel kadınlar da var, çok yakışıklı adamlar da var. İnsanlar onu da çektiğini düşünüyorum. Her şeyden saldırmışlar yani, hani her noktadan birilerini vurup yakalamışlar. Başarılı olmuş tabii, stratejik. Yani hiç alışılmadık bir hikayesi var aslında. İşte ejderhalar, işte krallıklar. O kadar fazla entrika var ki herkes birbirinin aksından bir şeyler çeviriyor. Daha ikinci bölümden başlıyor hatta, hani şeyle en sevdiği ilişki yaşamaları falan. Hani bayağı en başından zaten entrikalar başlıyor ve sonuna kadar devam ediyor. O yüzden bayağı çekiyor izleyiciyi. Gerçekten iyi bir bütçe ayrılıyor. Ve oyuncuları da çok kaliteli. Aynı zamanda zaten romanın hikayesi de enteresan. Un var, şeker var. Evet. Bir tanesi neydi, öbürü neydi? Ya un var, şeker var, helva sana kalmış artık yani. Yap güzel bunu ya. Kaç sezon oldu? Bu 7. sezon için yayınlanacak. 6 sezon yakalar mıyım ben acaba mı yoktan? Allah Allah. Ben bir ara patına bağlayıp o sonradan izleyeyim. Gözdeciğim, daha önce yayınlanan Game of Thrones sezonlarında yine Bean Connect'ten rahatlıkla izleyebiliyorsun. Ben sana feedback vereceğim. Aynen. Sonunda. Bu ki ilk sezon bitti diye. Şimdi sana dizide yer alan bazı karakterleri göstereceğim. Bana bu karakterler hakkındaki düşüncelerini söylemeni istiyorum. Gıcık. Sevmediğim bir karakter yani. Çilekeş ana. Ama gerçekten Cersei böyle hani şey, çok güçlü bir kadın. İstediğini alması doğrultusunda önüne çıkan her şey umurunda değil, anladın mı? Kesinlikle. Ya bu kadın enteresan. Hafif bir elti havası var bu kadında. Elti? Elti olur ya hani. Eltimlere gideceğiz. Bu kötü karakter. Böyle eltiler de hani genellikle böyle dedikoducu çekiştirir ya gelini. Ay haminle. Nasıl yani? Böyle masum. Bu. Değil mi? Şeytan. Gerçekten mi? Peace. Yemin et. Çok masum bakıyor. Ama kim için yapıyor biliyor musun? Çocukları için. Ha, iyi işte. İyi işte ama insanın hayatını mahvediyor. Ama çocuk... ya tam Aliye gibi. Hani çocuklarım olmadı. Tam
Ali'ye. Hastasıyım ya. Bu herifin karakterini muhteşem yazmışlar ya. Bu adam da cuk oturtuyor. Yani hani tavır, hareket, hal, cevaplar, sivri zeka falan. Güzel. En sevdiğim karakterden biri. Niye? Çünkü inanılmaz zeki abi ve hani zekasıyla her şeyi yapıyor. Kesinlikle fiziksel gücü yok, herhangi bir şey yok ama olmazsa olmazlarından bence dizinin yani. Abi eğer şeyi tanıyorsan, bunu yazarı tanıyorsan çok üzücü, bizi aşırı üzücü bir şekilde ölecek bu herif abi. Hakikaten çok zevk düşkünü bir adam. Ve zevk düşkünlüğüyle beraber, gücü beraber aynı şekilde yönetebilen bir adam. Bu iyi bakmıyor. Bu kesin birinin böyle kötü işlerine kullandığı adamı. Tam tersi ya. Nasıl? Çok iyi bir adam. Ya yönet. Valla matrak. Bu da oyuncu seçiminde ya hata. Bu. Ne oluyor? Ya güzel. Yapacak bir şey yok. Deneriz. Yani seviyorum kendisini. Kendisi çok hoş bir bayan. Bence dizideki rol de çok güzel, çok iyi. Evet. Çok güzel. Bu tarafta da ayrı bir güzel çıkmış. Bu tarafta da ayrı bir fotojenik çıkmış. Ya bu kadının saçları platin sarısı mı sarı mı anlayamıyorum bir türlü. Çıkartamadım yani. Yorumculardan bunu bekliyorum. Ben burada gittikçe güçlenen, gittikçe böyle keskinleşen bir tehlike görüyorum yani. Tehlike görüyorsun. Aynen. Bunun Instagram'da falan bazen postları çıkıyor, böyle yataklarda böyle yatıyor falan. He. Değil mi? Evet. O Snow. Zaten olmak istediğim karakter yani. Öyle, çok seviyorum. Çok cesur. Jon Snow, kararlılık, irade. Talihsiz ama. Talihsiz bir arkadaşımız yani. Destekleyen olmadı, arka çıkan olmadı. Peki abi dizinin sonunda sence ne olacak bu adamın sonu? Kral olabilir. Bu hoş adam. Lüklerine kurban ya, saçları böyle dalgalı dalgalı. İyi karakter mi kötü karakter mi? Bu iyi. İyi karakter. Kesin bu sarışının şeyi, Maddy Goody'si değil mi? İleride bence öyle olacak. Bence de. Bak gözde dediydi dersiniz. Ya bu... küfredecektin de. Etmedim yani. Yani işte bunu koyarsın artık. Bunu seviyorum diye çıktı mı? Aa rahatsız. Bir şey, gözleri ekstra bir ayrık değil mi burada? Hani Benedict Cumberbatch gibi. Biri şey Ardahan'a, biri Isparta'ya bakıyoruz. Bu çok kötü. Bu çok kötü, belli belli bakıyor. Dikinin altından bir sırt. Şeytan. Kesin. İblis. Yani ilkokulda bu şey çocuklar olur ya, milletin dondurmasını alır yere atar güler miler. Evet. Aynı o tip bir çocuk yani. Hani böyle git böyle bir... İki şaplak at, rahatın yerine gelsin yani. Hani böyle bir dövesin de rahatlayasın tipte bir çocuk. Ama şimdi ölümün arkasından da... Konuşulmaz tabii yani, evet. Bitti abi bölüm. Tamam. Teşekkür ediyoruz bölümümüze yer aldığın için. Mert'e buradan bir şey söylemek ister misin? İzliyordur belki, küstünüz falan. Yok abi, ben çok fazla Mert hakkında konuşmak istemiyorum yani. Tamam, inşallah barışırsın. Aramız bozuk yani. Tamam. Bu arada evet, siz daha yazmadan söyleyeyim, biraz kilo aldım. Böyle 5 kilo kadar falan. 5 mi? Çok stresli bir dönemden geçtim. Konuyu kapatalım da, çok şey yapma. Evet. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bölüm bitti, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Olur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Niye kalktın ki?